Yani Recep Bey feryadı figan ediyor. Bir bildiği var. Bildiği nedir? Eski ortakları tanıyor. Biz tanımayız, o bilir. Doğrudur. Abi başka kimse bilemez. O zaman bırak karışmayı, Allah'ın bir tecellisi. Olamaz mı? Belki adam, ya ben ne halt işledim ya Rabbi, affet beni. Ben şimdi bu günahlarımı affettirmek için gerekeni yapacağım demiş olamaz mı vicdanında? Sana ne ya? Sana ne? Ya dememiş. Dememişse o zaman tarafsız kal. Sen niye finoluk ediyorsun? Sen bu finoluktan ne bekliyorsun? Tarafsız kal. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki, son üç yazım, üçüncüsü yarın. Hı hı. Paralel zulüm güçleri ve ezilenler. Paralel zulüm güçleri üç ayaktan oluşur diyor Kur'an. Firavun ayağı. Bu kral olur, sultan olur, padişah olur, başbakan olur, o olur, bu olur falan filan. Yani iktidarı elinde tutan. Hı hı. İki. Çünkü Firavun bir büyük harfle yazılır. Özel isim. İkinci Ramses bilmem şu falan filan dersen özel isim. Bir de Firavun zulmün temsilcisi manasında cins isim, küçük harfle. Simgesel. Evet. İki, Haman. Kur'an diyor ki Firavun güç Haman'sız iş yapamaz. Haman nedir? Din baronu. Din adına Firavun'a destek veren gücün başı. Takkeli olur, sarıklı olur. Haçlı olur, kipalı olur, o olur, bu olur. Devre zamana, zemine göre. Hepsini tarih görmüştür. Bugün takkelisi var. Üç, Karun, servet kodamanı. Kur'an sayfalar boyu veriyor bunu. Bu millet, bakın bunlar Kur'an'dadır. Ve bunları bu millete ben anlatıyorum ilk defa. Ben, Allah bana bu imkanı, bu kabiliyeti verdiği için ben Allah'a şükrümü eda ile meşgulüm. Millet de bana teşekkürü eda ile meşgul olmalıdır. Olmazsa nankörlük eder. Söylendi mi bunlar bu millete? Ben zannetmiyorum. Hayır. Zannetmek diye bir şey yok. Açın bakın. Açın Zuhruf suresinin benim iki kitaba kaynak yaptığım 54-56. ayetleri. Açın bakın bakayım herhangi bir yerde, tefsirler başta olmak üzere, 10 tane cümleyle, 5 tane cümleyle temas edilmiş mi? Edemez. Çünkü etti mi fincancı katırlarının ürkeceğini biliyor. Böyle bir niyeti yok. Ben keyfimi bozmam diyor. Bana ne? Anlamadım. Elmalılı bunları bilmiyorum. He? Tabii ki. Elmalılı benden 70 sene önce Maun suresini yazacak kabiliyeti, bilgisi, birikimi yok muydu? Bizim üstadımız benim gibi 50 tane adamı cebinden çıkarır. Yazmadı. Oralara geldi mi idareyi kelam ediyor. Diyor ki söz gümüşse süküt altındır, başıma dert açmıyor. Yuvarlıyor lafı. Yahut bir cümle söylüyor, oradan benim gibi adam alacağını alır. Gerisini de diyor ki ben bunu kahvehaneye indirmem. Orada kalsın. Zaten 1000 senedir yürüyen taktik budur. Efendim bu meseleleri ulema konuşsun, bunlar sokağa indirilmez. Peki bu sokaktaki milyonların hali ne olacak? Bu ulema dediklerin, bunlar kütüphanenin tozlu rafları altında kahve nargile içip enfiye çekerek 1000 senesini yediler bu ümmetin. Bu ulamayla bu nereye gidecek bu iş? Tabii ki meydana indireceksin, kahvehanedeki adam öğrenecek bunları. Ulama, 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 ulama anladık da ulama anasını belledi milletin 1000 senedir. Ulamanın içinde konuşan parmak sayısı kadar adam var. Onları da susturmuşlar. Bitti. Bak bir Alo Fatih hattıyla ben konuşabiliyor muyum? 10 milyon insana hitap ediyorum. Şimdi burada kaç yüz bin kişiye bu kanalda ben hitap ediyorum? Yok, fazla. Tamam efendim, tamam. Evet.
Durdu Özbalat'tan, Allah razı olsun. Bir şey dediğim yok ben, başım üstüne. Hani Amerikan başkanlarından birine toplantı yapıyor, konferans verecek. İlan edilmiş, hangisiydi, Lincoln mı? Büyük ihtimalle o. Bir geliyor ki 4-5 kişi. Hı hı, Lincoln. Asla vazgeçmek yok diyor ondan sonra. Oturuyor adam. Kemal edeple, kemal itina ile konferansını veriyor. Sanki 2000 kişi var orada gibi. Kalkıp gidiyor. Vazgeçmek yok. Sonrası, şimdi ben 5 kişi de olsa evet. Yarın akşam ben arenada Uğur Dündar'la beraber olacağım. Değil mi? Evet, İzmir'den. Orada o kadar insan. Onun reytingi burada, başım üstüne. Hiç fark etmez benim için. Ama yazık. Bir bilgi, bir mesaj, bir uyarı, bir aydınlatma, 50 yıllık bir birikimin mahasalı veriliyorsa millet daha fazla dinlesin bunu. Hayır. Şeye bir hesapta bir şey yapayım hocam isterseniz Lincoln'le. Lincoln Amerika'nın kurucu başkanı 13 tane seçime giriyor, 12'sini kaybediyor. O son seçimi kaybettikten sonraki 13.'ye hazırlanırken ki toplantı başlangıcıdır bu. Diyorlar ki buna ya Lincoln olmuyor işte bak kimse dinlemiyor. Tamam. Olur mu diyor oradaki sarı tayörlü hanımı gördün mü diyor. Kalktı bir soru sordu. Bir kişiydi diyor. Ha diyor demek ki dinliyordu. Bir olur, beş olur, on olur, yüzler, binler şimdi, olur diyor. Ben sana şimdi buna madem açıldı bizim mirasımızdan bunu gölgede bırakacak bir tane örnek vereyim. Mevlana'nın da çok övdüğü, öncülerinden biri saydığı ünlü Hakim Senai, yani filozof Senai, şair, edip, filozof, muhteşem. Yani Mevlana'nın tevcil ettiği bir adam. Benim canım sen değilsin diyor devrindeki bir takım yavşaklara. Benim canım Cüneyt'le Senai'dir diyor. Benim de canım Cüneyt'le Senai'dir. Şimdi Senai'ye diyorlar ki ya üstad yazıyorsun, ediyorsun, çırpınıyorsun bilmem ne falan ama filan bir adam var o seni okuyor başka da kimse okuyan falan yok. Aa diyor bir kişi var mı beni okuyan? Ben işte o bir kişi için yazıyorum onları diyor. O okuyan bir kişi var ha ben onun için yazıyorum diyor. Şimdi benim kitaplarım kamyonlarla okunuyor. Bakın şimdi Ebu Zer gibi bir kitap ki yani Ebu Zer yani nasıl bilir millet Ebu Zer çok genel, çok şumulu olan, bilinen belki bir... Belki siz o kitabı yazmasaydınız bu siyaset dünyasında tamam, da konuşulmayacak. Tamam, o Allah'ın tecellisi ben onu bilmem ama ben herhalde yazacaktım onu. 3 hafta oldu çıkalı. 3. baskısı yapıldı. Sanıyorum bir hafta sonra o da biter. Şimdi bakın. Ama ben bunları yazarken böyle şeyler düşünmüyorum. Diyorum ki yayın evine ya 3-4 bin tane, 5 bin taneden fazla basmayın. Ne olacağı belli değil. Bilmiyorsunuz bir görünsün de ondan sonra. Ve yazıyorum. O 4 katının 4'ü de kitap dolu olan evimde şöyle en görünür yere böyle dik koyuyorum onu. Böyle. Diyorum ki sen orada dur. Ben seni benim için yazdım. Sana bakıyorum. Ruhum inşirah buluyor. Ferahlıyorum. Gurur duyuyorum. Şükrediyorum. Mutluluk duyuyorum. Seni kimse okusun okumaz. Sana ben vücut verdim. Sen benim evladımsın. Benim evladımı birinin sevmesi gerekmiyor benim onu sevmem için. Benim evladımsa ben onu severim. Ama o evladım bir bakıyorsun ki bir hafta geçmeden o baskısı bitmiş. Öbürü basılıyor, o da bitmiş. Öbürü basılıyor, o da bitmiş. Allah ile aldatmak, gazetelerin promosyon olarak verdikleri 150 bin, 200 bin onları bir kenara koyun. 72 baskı yaptı ya. Evet.
Yeniden Yapılanmak kitabı 1,5 milyon satılmış. Ve bunların korsanları var. Allah ile aldatmanın 14 tane korsanı var. 14 tane Konya'dan Trabzon'a kadar. Çalmışlar onları da oradan para kazanmışlar. Evet, şimdi burada da bir hatıra anlatayım. Bu akşam yılbaşı, evet, yıl sonu veya. Evet. Gene Deniz Baykal'a geldi. Yine çok güzel sözlerinden biri. Bir gün bana telefon etti. Bu Allah ile aldatma kitabı çıktı. Meclise taşıdı bunu, gruba. Hı hı. Dedi ki, şimdiki başkan gibi böyle kitabın adını anıp da benim adımı es geçmedi. Aynen. Yaşar Nuri Öztürk'ün şu kitabı, bu okunacak dedi arkadaşlar. Ve okutulacak. Hakkı. Şükranla anıyorum. O vesileyle ne göre o korsan baskılar köy kahvelerine kadar sokulup satılıyor. 5 liraya, 6 liraya, 3 liraya satıyorlar. Ben dedi sizden bir şey rica edebilir miyim? Bunları sakın takibe aldırmayın. Savcılık habire bulup bize gönderiyor. Hı hı. Gelin diyor. Bak şu Telifakları şu şu. En çok da Yaşar Kemal'le benim kitaplarım korsanı yapılıyor. Enteresan bir şey. Bunları takibe alma dedi. Çünkü sen ne yaparsan yap, hangi yayın evi ne yaparsa yapsın köy kahvelerine sokamaz bu kitabı böyle. Pazar yerinde adam ya. Doğru. Şeye bir konferansa gitmiştim Kırıkkale'ye. Belki teşvik. Kırıkkale'ye adam kamyonetin arkasına doldurmuş hamsi satar gibi. Milli 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 5 lira 5 lira 5 lira geldi bana bildirdiler dediler böyle böyle. Satmış. Boşatmış 2 saatin içinde kamyonetin arkasını. Arkadaşına da demiş ki Allah bu Yaşar Nuri'den razı olsun abicim ya. 2 saatte bitirdim işi ben demiş. Cebimi doldurdum gidiyorum. Bugün keyfim yerinde. Ya bu teşvik anlamına gelmiyor biz şimdi korsan baskı gayet kitabı tabii dağıtımı. Gayet tabii. Dedim ki zaten yapacağımız bir şey yok. Bir deliği kapatsan öbüründen çıkıp gidiyorlar. Bunu ben bir hukuk adamı da olarak görüyorum. Bunu organize suçlar içine almadan bununla baş edemezsiniz. Evet. Organize suçlar alacaksınız. Adam bilecek ki bir yakalandımsa yandım. O zaman yapmaz. Bunu yapmıyor. Bunu yapmıyor. Bandrol koyuyor. Yayın evinden benden alıyor. Öbürü? Evet. Onun da çaresini bulmuşlar her neyse. Şimdi şuraya getiriyorum. Sanayi gibi ben, bir kişi beni okuyor mu? İşte ben o bir kişi için yazıyorum. Değil canım. Binler, on binler, yüz binler, milyonlar okuyor. Böyle bir şikayete hakkımız yok. Ama şunu da söylemek bizim vicdan borcumuz. Ben şu ekranda, şurada konuştuklarımı 10 milyon insanın izleme imkanı varken bir alo birinin demesiyle bunun mesela 1 milyona düşmesi insanlık adına hayıflanacak, kınanacak bir şey değil mi? Neymiş? Beni eleştirdin orada. Ya bırak bir defa da eleştireyim. Övdüklerimi niye hiç demiyorsun be kardeşim? Öyledir ama. Öyledir bu. Ya ben mesela Sayın Erdoğan'ı mesela. Şimdi bakıyorum şöyle arşivime. Eleştirdiklerimden 2 kat kadar övmüşüm. Hem de eleştirdiklerim öyle gelmiş 2 cümle söylemişim. Övgülerimi yazılara başlamışım. Onlar görünmüyor. Demek ki insanda nefsin 7 mertebesi var. Her insan bunların bir tanesiyle kristalize. İnsan nefsi emmare ile eşitliyorsa kendini yapacak bir şey yok.